Sabah saatlerinde valilik ile adliye binası arasında bulunan garnizon komutanlığı ve ordu evini çevreleyen bahçe duvarının üzerindeki oyuncak ayıyı görenler polise haber verdi. Gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu ulaşıma kapatıp önlem aldı. Vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Geçer misin? Geçin bu tarafa. Geçin bu tarafa. Geçin bu tarafa. Bomba imha uzmanı özel kıyafetin giyerek oyuncak ayıyı fünye ile patlatmak için hazırlık yaptığı sırada gelen Vildan Saka, oyuncak ayının kızına ait olduğunu söyledi. Saka kaldırımda yürürken oyuncak ayının bebek arabasından düştüğünü, sonradan fark ettiğini belirtti. Saka, "O benim çocuğumun oyuncak ayısı, bomba değil o, patlatmayın," diyerek polislere yalvardı. Saka, telefonda konuştuğu bir kişiye de "bomba falan değil, bomba salmışlar, bana aldırmıyorlar," dedi. "Benim kızımın ayısı, çocuğumun ayısı o benim. Evet, o arabayla giderken unutuldu ya. Bir şey yok bunda, bomba yok, bir şey yok. Niye böyle yaptın o?" "Düştü, bebeğin arabasından düştü." "Ne zaman oldu?" "Sabahleyin oldu. Daha şimdi az önce gittik eve." Vildan Saka polis ekibi tarafından ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada Mobese kamerasından yapılan incelemede oyuncak ayının bebek arabasından düştüğü ve yoldan geçen bir kişi tarafından duvarın üzerine bırakıldığı tespit edildi. Bunun üzerine oyuncak ayı son anda fünye ile patlatılmadan polisler tarafından alınıp polis merkezine götürülerek Vildan Saka'ya teslim edildi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini çıkarırken kendisini görüntülediklerini fark etti. İki gencin cep telefonlarına el koydu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi gençlerin kimliklerini kontrol ederek güvenlik bilgisi taraması yaptı. Gençlerin telefonları fotoğraflar silindikten sonra teslim edildi.